Merhabalar değerli hemşerilerim, değerli Manisalılar. Bugün yine çok güzel konu ve konuklarla birlikteyiz. Manisa'nın göz bebeğinde, Manisa TV'de benim koçum sensin de yine çok güzel konuklarla hep beraber harika bir program hazırladık. Çok iyi çalıştık dersimize. Güzel güzel konuklarımızı aldık. Dördü birden bir eğitimci var şu an Manisa TV ekranlarında. Çok keyifli sohbetler yapacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş İki konuğumuz geldiniz. Da biri Alper Kumtepe, eğitimci yazarımız, arkadaşımız, aynı zamanda öğretmen, aynı zamanda eğitimci, yazar, seminerler vesaire ikisi de. Ayla Hanım, hoş geldiniz tekrar sizde. Ayla Çulha Hanım, o da eğitimci yazar kendisi. Birçok kitapta imzası var. Gençlerimize yol gösteriyorlar. Muhteşem bir enerjiyle bizlere de yol gösteriyorlar. Biz de aynı zamanda yazar olmaya çalışan iki eğitimci olarak onların izinden yürümeye devam ediyoruz. Manisa'mıza çok büyük değerler katıyorlar kendileri. Çok çok diyorum ya, hem naifler, hem kibarlar, hem alçak gönüllüler. Evet. Burada olduğunuz için çok gurur duyuyoruz. Çok teşekkür Biz de ediyoruz çok ayrıca. teşekkür ederiz. Tekrar hoş Geldiğiniz geldiniz. için. Çok Çok sağ olun. teşekkür ederiz. Şimdi öncelikle çok keyifli bir program. Biraz doğaçlama olsun istedik. Özel soruların bir anda aklımıza gelmesini istedik. Çünkü gerçekten çok keyifli bir atmosfer var. Burada içeride rejideki arkadaşlar, yönetmenimiz, genel yayın yönetmenimiz hepsi çok güzel, muhteşem insanlar. Manisa TV gerçekten yani gururla söylüyorum, dördüncü programımızdayız. Olağanüstü işler yapıyor, çok güzel işler yapıyor. Bize de burada şans verdikleri için tekrar tekrar teşekkür Teşekkür ediyorum. Tüm ediyoruz. ekibe, tüm kurula, tüm Evet. çalışanlara, hepsine çok teşekkür ediyorum. Burada inanılmaz keyifli işler yapacağız. Burada da değerli insanları, çok değerli insanları, Manisa'nın çok önemli değerlerini yine konuk etmeye devam ediyoruz. Alper Bey ile başlayalım. Alper Kumtepe, önce biraz kendisinden bahsetsin bize. Tabii ki. 1985 yılında Iğdır'da doğdum. Daha sonra babam mesleği dolayısıyla Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine taşındık. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi orada bitirdim. Daha sonra 2002 ve 2006 yılı arasında Gazi Üniversitesi Türkçe Öğretmeni bölümünü bitirdim. 2006 yılında Manisa'ya atandım. 16 yıldan beri de Manisa'da öğretmenlik 16 yapıyorum. yıldır Evet. ilk atandığınız yer İlk Manisa. Manisa. 16 yıldan beri de burada öğretmene devam ediyorum. Harika, muhteşem. Ayla Hanım'dan da böyle genel bir bahsedelim. Sonra ayrıntılara gireceğiz zaten. Birçok güzel konuşmalarımız, güzel sohbetlerimiz olacak. Evet. Ben de Manisa doğumluyum. Manisa'nın Gazi İlkokulu, Şehitler Ortaokulu o zaman için, Manisa Lisesi ve ardından 9 Eylül Üniversitesi sınıf öğretmenliği. Daha sonra da Eskişehir lisans tamamlama programını bitirdim. Manisa'da önce Erzincan'da görev yaptım 4 yıl. 4 yıl Erzincan Aynen, tecrübeniz var. aynen. 4 yıl Erzincan'da çalıştıktan sonra Manisa'ya geldim. Manisa'ya geldikten sonra 28 yıl devlette çalıştım. 28 yıl. Evet, şu an özel bir kurumda yine yine çalışmalara, yine öğretmenliğe değer devam katmaya, yine ediyorum. öğrencilere, Evet, birçok şey zevkle. Manisa'ya değer katmaya. Aynen, zevkle, zevkle. Ne kadar güzel, harika, büyük gurur değil mi bizim için? Yani Kesinlikle. şimdi ben İpek Ongun'u konuk etmiştim, size söylemiştim Alper Evet. Bey konuşmamızda dün. Şöyle bir eğitimcilere bakarken farklı bakmak lazım, değişik bakmak lazım. Hani şairlere kelimelerin büyücüleri diyorlar ya, hani bir büyü sihir yapıyorlar, o kelimeler bir araya gelince muhteşem bir ahenk oluşuyor. İpek Ogun şöyle demişti, bir yazar bir kitabı yazmak için binlerce, yüzlerce kitap okur. Dedi ki sonunda, öğrenciler var, seminer yapıyoruz. Bir okur bir kitabı okuyunca acaba kaç kitap okur demişti. Ben o an düşüncelere daldım. Evet. Yani hiç böyle bakmamıştım olaya. Sizce öyle mi? Bence bir kitabı yazmadan önce mesela bir şeye bakıyorsunuz, işte bir hayvanın hayatını, yaşadıklarını yazacaksınız mesela. Önce ne yapıyorsunuz? Belgeselleri izliyorsunuz, onunla ilgili araştırmalar yapıyorsunuz. Ama o kitapta bir konu işleyeceksiniz ama o hayvan sadece onun bir parçası olacak. Ama tamamen bir bakıyorsunuz Nil o Nehri'nin, hayvanı yaşıyorsunuz tabii resmen. Ki Nil Nehri'nin kıyısına Çok gitmişsiniz, güzel. Bir savanda yaşamışsınız. Yani bir ormandasınız, yani karmakarışık yerlerdesiniz. Ve siz bir kitapla yaptığınız araştırmalarla birçok yere giriyorsunuz ama çocuk okuduğunda bir kitabı okuduğunda birçok araştırmayı bir kitapla almış oluyor. Çok güzel, muhteşem bir açıklama. Evet, Yani o kitapla gerçekten. beraber onun içine dahil Tabii edilmek. ki, tabii Zaten ki. sır o galiba değil mi Alper Evet. Bey? Mesela Yani mesela kitabı yazdığınız zaman o öyküleriniz var sizin. Meşhur öykülerinizde. Orada mesela öyküleri yaratırken, düşünürken ne hissediyorsunuz mesela? Nasıl oluyor? İçine nasıl girebiliyoruz onun? Evet. Şöyle izah edeyim. Şimdi yine bir güzel bir söz var. Diyor ki bir kitabı diyor okumak diyor. O dönemin diyor insanlara konuşmak gibidir.
O dönemdeki insanla konuşacaksınız, kıyafetlerini giyeceksiniz, yiyeceklerini yiyeceksiniz, o atmosfere tenüs edeceksiniz. Öykü yazmak da böyle bir şey. Öykü yazarken mesela bir değer üzerinden gidelim örneğin. Terbiye değerini işleyeceğiz. Öncelikle bize daha önce yazılan bu tarz kitapları okumuş oluyoruz. Kendi üzerimizden geçiriyoruz. Daha sonra vermiş olduğum mesajı vermeye çalışıyoruz ama o kahramanın gözüyle. Şimdi benim gözüme baktığımda okuyucu da benim gözümden görmüş oluyor. Yani iki kişinin gözü de görmüş oluyor. Aslında her okuyucu bunu kendi içselleştirdiğinde yüzlerce veya binlerce gözle bu hikayeye girmiş oluyor aslında. Yani o birçok gözü aslında tabii, değil mi? Hani tabii, bir, kaç açıdan bakıyor. Tabii. Yazar nasıl bakmış değil mi? Yazar nasıl düşünmüş? Aynen. Aslında biz öğrencilerimizi bu sınavları hazırlarken de öyle yapmıyor muyuz? Aynen. Yani siz de sonuçta koçluk yapıyorsunuz. Aynı zamanda bütün öğretmenler aslında bence bir koç. Evet. Aynen, değil mi? Aynen, aynen. Tabii ki. Yani hem davranış yönünden hem hayata hazırlama hem sınavları hazırlama. Yani paragrafları okurken çok yan hata yapılıyor artık, evet, değil mi? Biraz aynen, daha paragrafları aynen zorlaştırdılar. Tam içine giremiyor çocuklar. Bunun aslında biraz kitap okuma alışkanlığı ile ilgisi olabilir şimdi mi? Şimdi okumanın bir ödev değil zevk olduğunu anladığında çocuk zaten bu işi götürecek. Hmm. Yani bakın yeni nesil sorular girdi hayatımıza. Hmm. Aslında yeni nesil fizik, kimya, matematik mi yapmak istiyor çocuk? Bunları yapması için temelinde bir okuma kültürü olmalı. Evet. Yani okuduğunu anladığı an zaten o soruları çözecek. Bakın şey var, birlikte okuma var, ailece okuma var. Hmm. Önce yeni nesil sorulara girdiğimizde veliler çok zorlandılar. Çocuk da zorlandı, veli de zorlandı. Nasıl sorular bunlar dediler. Ama şu an çocuklara bakıyorum, zevkle yapıyorlar onları. Evet, evet. Zaten okuduğunu anladıkça daha çok başarı artacaktır. Bütün süre orada değil mi? Yani basit bir matematik tabii işlemi ki var. Evet. Ama içinden onu çıkarabilmek değil aynen mi? Aynen. Mesela soruları ben anladım. En son kitabımda matematik sorularıyla hazırladım. Çaylak Gezginler. Ha, ondan da bahsedelim. Neydi evet, ismi? Evet. Çaylak Gezginlerle Matematik en son kitabım. Çok güzel. Yani kitabın çok güzel dönükler aldım bununla ilgili. Evet, çok İnanılmaz güzel. İnanılmaz böyle şeyler yani, paylaşıyorlar. Ya şu var. Mesela bir veli toplantısına gidiyorsunuz. Bir başka sınıftan bir veli geliyor, sizin toplantınızda değil ama size geliyor. Çok, çok teşekkür ederiz diyor. O kadar güzel okumayı sorular. Sevdirdiniz. Evet, çocuklar o kadar matematiği sevdiler ki kitabı. Yani ön yargısını yıktınız. Aynen, o aynen. O yaşlar değil mi bir de? Aslında matematiği bir oyun olarak görmeli çocuk. Yani matematik bir bilmece çözmek gibi bir şey aslında. Şey gibi, zevk hani sokaklarda top oynayan çocuklar aynı zamanda çocuklar hep korku matematik işte, deyince hemen korkuyor. Ben öyle yapamıyorum. Evet. Değil mi hocam? Evet, yani evet, matematiği sevdirmek aslında. Aynen. Ya da bütün dersleri sevdirmek için aslında kitap okumak. Tabii ki. Yani temelinde aslında kitap okumak. Evet. Bunu tam soyutlayamıyorlar ama değil mi? Mesela nasıl soyutlayacak? Ne yapacak? Ne diyecek ki? Hani kitap okumak yani fen bilgisine nasıl faydalı olabilir? Yani bu kafada hep bu soru işaretleri evet var. Veliler özellikle bu konuda çok kafa yoruyorlar. Yani kitap okumak, anladım da hocam, sınava hazırlanıyor çocuk. Özellikle 8. sınıf, 12. sınıflara evet kitap okutmak çok çok zor. Şöyle diyebiliriz örneğin. Şimdi 2016 yılında yapılan TEOG sınavında çıkan kelime sayısı 480 Türkçe için 20 sorudan. Hı hı. 2019'daki LGS'de 1210 kelime çıkmış. Yani bir dakika, burada inanılmaz bir artış var. Demek ki 3 katı kadar değil mi? 3 katı artmış. İnanılmaz. Şu an mesela bu neyi gösteriyor Alper Bey tam olarak? Daha çok hızlı okumayı ve hızlı anlamayı gerektirdiğini gösteriyor. Yani bir öğrenci hem hızlı okuyacak ve hızlı anlayacak. Evet. Bunun formülü? Evet. Metnin tamamını okuduğunda şıkları okurken metni unutmayacak. Yani başına geldi, sonuna tabii, geldiği aynen zaman sonra geldim, çok uzun paragraflar. Tabii uzun paragraflar çıkıyor. Şıklar zaten metin kadar artık yeni nesil sorularda. Hı-hı. Bu demek oluyor ki okuma alışkanlığını sadece 8'e değil de daha küçük yaşlardan başlattığımızda bu yeni nesil daha sorular işe yaradı o zaman. Öyle diyeyim çok mi? Işte, biraz tabii, sanki çok işe yaradı. Değil mi? Hani evet, okumaya doğru yönlendiriyor. Öğretmenler bile korktu aslında yeni evet, nesil evet soruları gördüğünde evet ama şu an samimi söylüyorum zevkli. Öğretmenleri de kitap okumaya başladılar. Aynen öyle. Ya değil mi? Yani küçücük bir ayrıntıyı okurken kaçırmamanız gerekiyor yeni nesilde. Yani küçücük bir tiyo var orada. Siz onu yakaladığınız an zaten soruyu çözebiliyorsunuz. Evet, süreci veliye de katmış oldu. Veli de sürekli diyor hocam hangi tarz kitapları okumalıyız? Sınavda hangi tarz konular çıkıyor gibilerden. Mesela deneme okumaya başladılar son zamanlarda. Deneme okumaya. Evet. Çünkü sınavda deneme tarzı. Klasik değil mi? Avrupalılar Montaigne'in denemelerini çıkmakta okumadan büyümezler. Evet. Var mıdır öyle bir şey Avrupa'da değil mi? Evet. Alper Bey, Montaigne özellikle değil mi? O denemeleri okumadan. Evet. Ülkemizde sınavlarda son süreçte bu LGS tarzı sınavlarda bunlar yoğunlukla çıkmakta. Veliler de önce kendileri okumakta, çocuklarını okutmakta. O denemelerden de alıntılar tabii, var sorularda. O da çok iyi. Evet. Eskiden edebiyatta işte YKS hazırlanırken edebiyat kitaplarından işte yönelim, tanzimat evet edebiyatı, cumhuriyet edebiyatı falan. Şimdi artık ortaokula indi. Denemeler aynen okuyalım. Denemelerden kesitler çıkabilir. Evet. Yorumlama gücünü o şey zaman yeni nesil sorularla okuma kültürümüz biraz daha artacak inşallah. Değil mi? Artacak. Ama inşallah evet devam edecek değil mi? İnşallah devam etsin. Ben en çok takıldığım şey acaba
Yani en büyük sır, benim için de en büyük sır, ben sonradan kişisel gelişime yönelince, çalışmalarımı o yönde ilerletince, hatta kitabımızı da o yönde yoğunlaşınca kişisel gelişim alanını seçtim. Ama sizce hani alan kısmı var ya, yani küçükken bir alan oluşuyor. Yani hangi alanda kitaplar okumalı çocuğum diye soruyorlar. Yani bu ne zaman şekilleniyor? Birinci kademe mi, ikinci kademe mi, yoksa nasıl yönlen? Oku da ne okursan oku mu? Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Okula okumaya başladığından itibaren çocuğun kitaplarını seçerken ailesiyle birlikte, ama işin içinde çocuk da olmalı. Yani aile işte getirip çocuğa işte al bunu oku şeklinde yaparsa çocuk ondan çok zevk almaz. Ama kitapları birlikte seçerlerse işte çocuk içine dokunmalı, kitabı hissetmeli, resimlerine bakmalı, kapağına bakmalı, her türlü incelemeli, o kitabın kokusunu almalı. Ya zaten onu kitabın kokusunu almalı. Kokusunu kesinlikle almalı. Ondan sonra zaten bir bağımlılık yapacak, ama bence bunun alışkanlığın kazanması temelde. Yani şöyle bir şey var, aileyle birlikte okuyacak onu, ama çocuk kitabını kendi seçecek. Yani ailenin çok yönlendirmesi çok doğru olmuyor. Yani ben hala oğlumun okuduğu kitaplara bakıyorum. Okuduğu kitaplar çok resimli. Yani kendi seçiyor. O yüzden çok böyle karışmadan yönlendirmeyi arkadan yapmalıyız aslında. Aynen öyle. Yani yazısına bakmalı, resmine bakmalı, kendi seçmeli. İlgi alanları kısmında nasıl oluyor? Mesela ilgi alanı oluşmada hani genel mi başlamalılar? İşte ilgi alanlarını bulamıyorlar çünkü daha çok. Ya, ama ortaokul çocuklarına zaten çocuklar çok kitap okumayı sevmediği için illaki bu tür oku çocuklara uzaklaşacak zaten. Örneğin mesela ben tavsiyem ilkokul ve ortaokul 5'te masal türünü okusunlar. Oradaki kahramanlar hayal dünyasını geliştirecek. Daha sonra 6'ında itibaren yavaş yavaş deneme türüne... Biraz hayal güçleri küçükken. Aynen. Hayal güçlerinin geliştirmesi de yani çok klasik bir ağaç, hani öğretmen geliyor işte her renge boyamış çocuk ağacı. Evet. Öğretmeni diyor ki hayır, ağaç işte gövdesi kahverengi olur, dalları şey yaprakları yeşil olur. O yanlış da bir yönlendirme. Evet. Bunu biz gördük ama hala devam ediyor mu istiyor yani? Hayal gücü baskılama var mı hala? Şimdi şöyle, ben birinci sınıf ailelerde bu arada. Birinci sınıf okutuyorum. Yani çocuklar okumaya geçtiler, başladılar. Onlarla birlikte bir çalışma yapmayı düşünüyorum. O çalışmada şöyle bir şey. Çocuk hayal gücünü, mesela kitabı kendi yapacak. Katlayacak, kağıdı yapacak, ama yazısını da kendi yazacak, resmini de kendi yapacak. Yani harika, resimlendirmeyi de kendi yapacak. Kendi de resimliyor. Böyle bir hatta aynı bir... normal kitaplarda var değil mi hocam? Mesela tabii, sizdeki resmi onu da kendi yapıyor. Tabii her şeyiyle kendi yapacak. Hikayeyi yazacak, resimlendirecek ve belki bir Instagram sayfası açabiliriz bununla ilgili. Burada çocukların eserleri yayınlanabilir. Yani resmi kendi yapması. Neden olmasın? Yani. Çünkü bizim hayal gücümüz de çocuğun hayal gücü bir değil. Evet. Yani benim kaynağım aslında çocuklar. Biz hep hazır resmi yorumlatırdık değil mi yani, mesela? Yani tabii ki. Resmini yorumlayınız ama bir resmi kendin yap bakalım. Bu uygulama düzeyi herhalde değil mi? Yüksek bir düzey yani. Tabii ki. Tabii analiz, ki. Sentez, değerlendirme kısmı. Ama inanır mısınız neler çıkıyor? Yani o çocukları bir dinleyin. Kendi metnini. Ya ben elimde defterle gezerim o yüzden. Yanlarında hani bir şey duyarım hemen yazarım. Evet. Mutlaka not alırım onlarla. Çok güzel. Bak çok önemli bir taktik bu. Tabii ki bir defterim benim mutlaka. Benim yanlış defteri olayı gibi. Sizde tabii de tabii. Çok, bir daha söyler misiniz? Bu çok farklı bir şey bu. Yaratıcılık. Ya gerçekten çok çok değerli bir şey. Yani mesela deniz kenarında geziyorum. Gezerken benim çantamda mutlaka bir küçük bir blok not vardır. Hı hı. Hiç olmadı telefonuma not alırım. Onları sonra kullanırım. Mesela şey derler ya, yanında konuşmayın, çalıntı yapar, bilgi alıyor falan. Yani güzel. Yaparım bunu çünkü o belki yazarak kullanmayacak bunu, ama şimdi bizde yazarlarda şu var öğretmenim, siz de bilirsiniz. Biz daha konuşmaktan çok yazarak kendimizi anlatırız. Evet, anlatmaya çalışırız. Yani ben asıl buraya geldiğimde açıkçası çekindim biraz. İstanbul. Hani yazılı vereyim size. Aynen. Bence her türlü çok güzel gidiyor. Evet, çok güzel. Harika gidiyor. Çok güzel, çok keyifli ve hani biz de hemen bir şeyler alıyoruz, hemen not ediyoruz. Benim en çok keyif aldığım programlarda bir şeyler alabilmek karşı taraftan. Çünkü çok iyi odaklanıyorsunuz bir tabii şeyleri. Ki. Güzel sorular hazırlamak için, güzel düşünebilmek için. Yani kişiler gelen ya sanatçılar, yazarlar, onlar hakkında da bilgiler ediniyorsunuz ve gerçekten derdinize iyi hazırlanınca çok keyifli bir şey çıkıyor ortaya. Sizinle ilgili de birçok şeye baktık, araştırdık. Tabii zaten biliyorduk. Derya ile de aynı okulda da çalışmışsınız evet, da var. Birlikte. Çok büyük zevkti. Aile hocam için çok teşekkür aynen. ederim aynen. benim için. Bizim yazarlar toplumumuzda yine Alper Bey tabii çok bizden daha üst düzeydi ama o konuda bizim inşallah ikinci kitabımız da çıkacak. Alper Bey birazcık sizin bu dillere destan olandan başlayıp sonra kitaplara doğru gelelim mi? Olabilir, sondan başlayalım. Bu yedi renkten mi başlayalım? Olabilir.
Yedirenk Öyküler bizim çocuklarda okuma korkusunu yenmek için oluşturduğumuz bir kitap. Çok güzel. Okuma korkusunu. Evet, okuma korkusu. Çocuklarımız kitap okumayı sevmiyorlar ne yazık ki. Evet. Velilerimiz sevmiyorlar. Velilerimiz okumuyorlar. Hani hep böyle kitap okumayı bir ceza aleti olarak gördük. Git odana kitap oku tarzında. Veya de televizyon açık, telefonla uğraşıyorum. Kaç sayfa kitap okudun? Olmuyor. Evet, yani evet. Biz bu olaya dedik ki veliyi katalım, anneyi babayı katalım, çocuğu katalım. İçerisinde 101 tane derleme öykü bıraktık. Kısa kısa içinde. Kısa kısa evet, derleme öyküler. Evet, 101 tane. 101 tane. İçerisinde değerler eğitimi temasını işledik. Çocuk okuduğunda hem okuma kültürünü kazanmış olacak hem de bir temayı kazanmış olacak böylelikle. Çok yoğun bir talep oldu sağ olsun. Çocuklarımız çok beğendiler. Hala gönderiyorsunuz değil mi? Evet, şehir işlerine falan gidiyor. Şehir işlerinde yoğun bir şekilde. Yine kitap fuarında beraberdiniz. Ondan da bahsedeceğiz. Ayrıca beraber imza günü yaptık. Çok keyifliydi. Harikaydı. Onun haricinde geçen yılda okuma yazma becerilerini çıkarttık. Bu alanda çocuklar yazı yazsın istedik. Yani olaya çocukları katmak için. Öncelikle metin türlerini tanıttık. Örnek bir tane metin verdik. Sonra boşluğa da çocuğun yazmasını istedik. Bu da yine okullarımızda özellikle 5 ve 6. sınıflarda okuma becerileri, yazma becerileri, yazarlık becerileri dersi adı altında okutulmakta. Çok güzel. Çok güzel. Çok, ders niteliğinde. Evet, ders çok kitabın güzel. Niteliğinde. Bir onur değil mi bu? Oluşuk. Yani ben çok, çok mutluyum. Çok güzel bir şey. Birçok okulda şu an kitabımız okutuluyor. Evet. Onur verici. Evet. Demek ki insanlara faydalı olabiliyoruz. Çok o anlamda güzel. Da bizi motive etmiş oluyor. Çok güzel. Çok, çok büyük motivasyon. İki tane de şiir kitabımız var. Yola şiirle çıktık aslında. Evet. Evet. Şiir kitapları çok keyifli. Öyle biraz kelimenin büyüsüyle uğraşmak evet, istedim. Evet, işte bravo, aynen bahsettim. Ben de çok seviyorum şiirleri. Yani, şiir daha zor. Şiir daha mı zor? Tabii. Bana da öyle geliyor. Değil şiir mi? Farklı şiir bir boyut değil mi? Çok az kelimeyle. Evet. Aynen, çok şey ifade etmek. Müthiş bir şey. Evet. Değil mi yani aslında büyüklerimizden hep onu öğrenmedik mi? Aynen. Hacı Bektaş Veliler'den, Ahmet Yesevilerden tabii hep onu ki. Öğrendik değil aynen. mi? O evet. şey şair, yani Yunus Emre'ler değil mi? Mevlana'lar. Niye? İşte divanları da tercih etmişler. Çok uzun yazıları tercih evet. ama şiirleri asla vazgeçmemişler şiirlerden. Tabii çok ki. Şey anla, çok derin değil mi? Yani o yazarın bakışı açısını, ben ona çok dikkat ediyorum. Yani yazar gibi bakmaya çalışmak büyük geliştiriyor insanı evet. galiba. Evet. Değil mi? Evet. Ayla Hanım sizden nasıl, sizin kitaplarınız nasıl, yani böyle nasıl ulaşıyorsunuz kalplere, gönüllere? Hangi kitaplarla ulaştık? Nasıl bir serüven oldu? Şimdi şöyle hani kitap yolculuğum önce şeyle başladı. Mutlu Yayıncılığın hızlı okumasıyla başladı. Ondan sonra arkasından hızlı okumanın ardından kendi çocuğumu sürekli böyle bende şey vardır çocuklarımın notalarım yani küçükten işte anne ben ne yapıyordum küçükken dediği için mesela kızımın not aldığım bir defterim vardı. Sonra oğlum doğdu. Ben buraya bir şey yapalım mı? Yani bu çok önemli çok aslında. Muhteşem bir şey ya. Ya sonra evet. oğlum Harika. Doğdu. Oğlum da çok komik bir çocuktu yani gerçekten çok komikti. Mesela el ufak güzel. Olan. Evet Çağan çok ufaklar komik bir çocuktu. Şey, mesela ablasıyla el kızartmacı oynuyorlar bilirsiniz. Onu oynarken şey diyordu mesela dişlerini güneş görse kıskanır diyordu. Oo. Ablası da acaba dişimde ne var koşuyor aynaya bakıyor o indiriyordu elini. Oo. Yani bu diş çok doktoru bir şey yani bunu diyorlar. Konuyu diş doktoruna bağladık işte dişlerin temizliğine bağladık. Okuma anlama dil bilgisi şeklinde yaptım. Daha sonra Happy Soroban diye bir kitap çıkardım. Hı-hı. Happy Soroban'da mental aritmetik kurslarında yayınlandığı bir kurumda yayınlandı. Ardından arkası geldi bunları yaparken bir baktım bir gün bir yayıncı bir telefon geldi. Ben sizinle çalışmak istiyorum diye Hı-hı. ama şey yapmadı yani gecenin bir vakti bir telefon. Hı-hı. Dedim ki acaba sahte hesap bir şey olabilir mi? Bekledim. Sonra gerçekten bir yayıncıymış. Hı hı. Birlikte flamingo setini yaptık. 10 kitaptan oluşuyor. Hayvanları hı hı. anlattım. Evet biz de almıştık galiba evet, kitaplardan. Evet size de satmıştım. Hatırlıyorum. Okuyoruz. Evet. Kızım artık kendisi okumaya başladı. Yani hani artık ezberlemiş. Resimlere bakarak oradaki hikayeyi Uzak kendi olarak. Kendine evet, evet. kendi kendine bana anlatıyor. Yani bayağı da ezberlemiş zaten o kitabı. O yüzden hani ben artık okumuyorum. O kendisi bana okuyor. Ve bundan aslında, çok zevk alıyor. Çok resimler falan süper zaten. Evet, sizin anlatımınız evet. süper. Ben o yüzden çok beğendim yani. Evet, çok başarılı. Teşekkür ederim. Şimdi şey var bu kitapta çocuk okurken
Mesela bir zürafanın dilsiz olduğunu bilmiyoruz değil mi? Evet. Ama bunlar hep araştırmalar sonucu çıkıyor. Evet, yani evet. Birçok araştırma var Flamingo Seti'nde. Birçok yani etrafımızda görmediğimiz, bilmediğimiz hayvanları. Aslında bilinmeyeni de öğretiyor. Aslında evet Flamingo Seti'nde onu fark yapmaya çalıştı. Atıyor, tanınmayan hayvan. Mesela flamingoların yaşamları. Evet. Onlara girdim. Ondan sonra ardından bir kurum demeyeyim yani bir partinin Atatürk'le ilgili bir kitabı yazmamı istedi. Hı-hı. Ülkemin öyküsünü yazdım. Hı-hı. Dağıtıldı. Çok o da Manisa çapında dağıtıldı. Ondan sonra matematikle bir kitap yapalım dedik. Matematiği seviyorsunuz çok. Anladığım yani kadarıyla şöyle, matematiğe bir aşk var. Mentalden. Evet, evet. Aslında mental aritmetikte de şunu yaptım. Kursa öğretmenlik yapmam istendi. Ben yapmadım. Sadece 15 gün izledim o kursları. Hı-hı. İzledikten sonra yazdım. Yani hı-hı. Notlar aldım orada. Çocukları izledim ne yapıyorlar diye. Matematikte de bakın yeni nesil sorular çıktı. Hayatımıza girdi. Evet. Yeni nesil sorularda da hikayenin içinde yeni nesil bir soru çıkıyor. Evet. Çocuk o soruyu cevaplayarak devam ediyor hikayeyi okumaya. Evet, bu çok muhteşem bir şey. Hı. Yani bu aslında çok büyük bir değer. Şimdi evet. Pandemiden de orayı biraz aksadı bu seminerler. Evet. Yazarların okulla buluşması, okurlarla buluşması biraz aksadı. Bence gerçekten yapılabilecek, hani okulda yapılan çalışmaları çok içten takip evet. ediyoruz. Biz de yani 16-17 senedir eğitimciyiz. Hani bu tarz yazarlarla söyleşilerin inanılmaz büyük faydası var. Evet. Yani daha fazla olmalı değil mi? Ben yani... mesela benim hayatıma giren ortaokuldaki yazarları çok iyi hatırlıyorum. Onlara sorular sormayı çok istemiştim mesela. Hatta sorduğum zaman müthiş hoşuma gitmişti. Onlara ulaşabilmek, onlara dokunabilmek, onlarla konuşabilmek. Yani işte daha sonra işte okulumuza yazarların gelmesi için İstanbul'da çalışırken çok uğraştım mesela. Burada da hani aslında çok büyük değerlerimiz var. Çok önemli insanlar var bizim hayatımızda, Manisa'mızda mesela sizin gibi çok değerli insanlar. Biraz daha bence hani okurlarla biraz daha özellikle çocuklarımızla daha evet. çok buluşması gerekiyor. Evet. Bu dertlerini anlatması gerekiyor. Çocukların da dertleri var çünkü. Evet. Hem sizde buradan bir hani yazarlar da buradan bir şeyler alıyor. Hani ilerleyen zamanda ihtiyaçlara göre yazılar yazacaklar. Hem de çocuklar inanılmaz bir şey alıyor. O seminerlerde ne hissediyorsunuz? O yaptığınız çalışmalarla çocukların üst dünyalarına girerken. Evet. Nasıl bir his bu? En güzeli o zaten. Pandemi öncesinde çok yoğun bir şekilde seminerlerimiz vardı. Ne yazık ki pandemiden itibaren bunlar okulların kapanmasıyla beraber durdu. Şimdi inşallah Mayıs ve Haziran ayında 20 tane okulla kitaplarım gidecek. Orada yaklaşık olarak bir 2000-3000 tane öğrenciyle bir araya geleceğiz. Orada şu çok önemli. Çocuklar bir yazarı tanımış oluyorlar. Hayattan ilk kez. Evet. Gönlünden geçen bütün soruları sorma şansına sahip oluyorlar. Yani birbirinden farklı sorular geliyor ve yazar adaylarımız çıkıyor. Kendi kitaplarını getiriyorlar. Kendi yazmış olduğu şiiri getiriyor. Hocam okumak istiyorum diyor. Oraya çıkartıyoruz, okuyoruz. Orada çocuk onarı olmuş oluyor ve bu işe bir adım atmış oluyor. Örneğin şimdi yani biz yazar olmak isteyenler kimin aralarında kitaplarını okuyoruz? Örneğin Ömer Seyfettin'in. Hı-hı. Ama bundan 100 yıl sonra kim Ömer Seyfettin olacak? Bu çocuklar evet. olacak. Evet. İşte onlara bu tadı tattırmak lazım. İnşallah bu pandemi en kısa süre biterse yoğun bir şekilde bu söyleşi çalışmalarına bir an evvel hız vermek istiyoruz biz de. Buradan da bütün okullara seslenelim. Ücretsiz bir şekilde seminerler yapıyoruz biz. Ulaşmak isteyen arkadaşlarımız gönül rahatlığıyla bizlere ulaşabilirler. Çok teşekkür ediyoruz. Bir küçük bir ara vereceğiz. Evet. Ondan sonra birazdan devam ediyoruz. Edelim. Küçük bir reklam arası. Sevgili dostlar, tekrar Manisa TV ekranlarında beraberiz. Benim koçum sensin de yine konuklarımızla devam ediyoruz. Güzel sohbetimize devam ediyoruz. Harika. Şimdi öncelikle Manisa'mızda kitap okuma kültürü
Bu konu bence hani bizim gerçekten büyük sorumluluğumuz. Bu konu hakkında sizce biz neler yapmalıyız? Yani yazarlar olarak ne tür hamleler yapmalıyız? Tabii ki Milli Eğitim'in vesaire onların çalışmaları oluyor. Ama biz bireysel olarak neler yapmalıyız? Yani kendi daha fazla kişiye seslenmek, daha fazla kitlelere ulaşabilmek, Manisa'mıza değer katabilmek adına bu konuda hangi adımları atılabilir sizce? Yapabiliriz. Yani hepimizin bir arada olduğu çalışmalar yapabiliriz. İmza günlerini özellikle orada düzenleyebiliriz. Hı-hı. Çünkü bakın ben en son fuara katıldığımda aslında Manisa'da okuyan kesim az değil. Hı-hı. Fuar çok kalabalıktı. Yani aileler çocuklarıyla birlikte geldiler, beraber seçtiler. Hani okuyan bir kesimimiz var bizim, güzel bir kesim. Yani sadece test kitabı almaya gelmiyorlar. Hayır, hayır, öyle bir şey vardı değil mi? Ki tabii. Biz test kitaplarının yanındaydık. Evet, evet, tam yanındaydık. Tabii yani tam merkezindeydik ama bizim kitaplarımızı hani seçip çocuk inceledi. Özellikle mesela ben set olanları açtım. Hı-hı. Hani çocuk kitabı görsün, içinde ne var bilsin, böyle kutuyla koymak mantıklı gelmiyor evet, bana. Tabii kitapların ki kutuya gelmesi, girmesi de mantıklı gelmiyor. Evet. Çocuk açıp onları sanki görmeli. Sanki özgürlüğü aynen kısıtlıyormuş aynen, gibi. Aynen yani kısıtlıyormuşuz gibi oluyor. Yani aileler geldi bizim de birlikte ne bileyim bir dernek. Hı-hı. Yazarlar olarak bir dernek evet, kurup Manisa'mızla birlikte. Ilgili. Evet, tabii ki. Daha dün konuşabildik böyle bir fırsatla. Yani o kadar sevinirim ki çok heyecanlandım öyle bir konuşmayı evet, duyunca evet, ben. Çok güzel olur. Yani çok güzel olur. Bu böyle bir faaliyette yer almak beni çok mutlu eder. Evet. Ben şeyi biliyorum, Manisa'mızda yine Ümit Rona Beyefendi, onun böyle bir şairlerle beraber güzel bir çalışmaları var böyle şiiri severlerle ilgili güzel toplanmaları oluyor. Biz de Ahmet Bey'le beraber Yeşilay'da, Ahmet Karadağ buradan selamlar, ilk programımızda selamlar. Onlarla yapmıştık. Çok keyifli bir program oldu. Evet. Yine Tolga Bey var, Yeşilay Başkanı, onun da değerli bir şeyi var, kafe var hemen. Çok şeyde İkiz Kuleler'de, Maske İkiz Kuleler'in orada çok güzel bir kafesi var. Orada da hani okurlar orada buluşuyorlar. Aynı zamanda yazarlar da buluşabilir diye düşündüm. Bu konuyu da açmak istiyorum kendisine. Buradan da selamlarımızı tekrar iletelim. Çok keyifli olur. Yine, çok keyifli müthiş olur. Yani bu birliktelikler aslında güzel projelere de yol açıyor değil mi? Tabii ki. Evet. Hani güzel projeler, işte oradaki birikim, oradaki paslaşmalar, okullarla ilgili tanışıklıklar ne kadar çok kişiye aynen ulaşırsak bu kadar keyifli hale geliyor. Peki ders kitapları ile ilgili çalışmalarınız var ikinizin de biliyorum. Evet. Bu konuda ne gibi atılımlar oldu, neler oldu? Şimdi bu Eylül ayında yeni bir ders kitabı çıkardım. İlk defa böyle bir şeye girdim hızlı okumalardan sonra. Meraklı Pırpır'la Okuma Anlama diye bir kitap çıkardım. Meraklı Pırpır'la Okuma Anlama. Okuma Anlama, evet. Editörlüğümü yeğenim Gizem Sartık yaptı. Burada mı o? Burada, onu evet. Onu gösterelim mi o zaman? Kameralara gösterelim olmazsa. Şuradan. Ben göstereyim onu. Şöyle bu yeni değil mi? Evet, yeni kitabımız. Bu kitabı yeğenimle birlikte yaptık. Editör bütün kitaplarında zaten Gizem Sertik editörüm. Hı hı. Onunla birlikte yaptık. Kitabımızda okuma anlama metinleri var. Metinler tamamen özgün metinler. Kendi tarafından yazıldı. Ve yazılan metinlerin arkasından okuma anlama soruları koyduk. 5A, 1K soruları hı hı koyduk. Hı hı hı. Ve bunun içinde bir de yeni nesil sorular var. Hı. Yani yeni nesil sorularla yani da destekledik. Yani yeni nesil sorular. Aynen. Mesela köy okullarında bunu 3. sınıfta tercih eden oldu. Hmm. Bir de kitabımızın öyle güzel bir tarafı da var. Mesela punto büyük punto ile başlıyoruz. Yazı büyük punto ile başlıyor. Sona doğru yazı küçülüyor. Yani evet, ilk defa böyle bir çalışma yaptık. Çocuk belki ilk defa mı yapılıyor? Daha önce bilmiyorum ben. Ben bilmiyorum yani bizim aklımıza geldi. Kitabın sonuna doğru küçük puntolar. Aynen aynen evet. Büyük puntoyla başlıyoruz. Sonra küçük puntoda devam ediyoruz. Ben bir fikirden bahsedeceğim. Bu çek buyurun. Kopar olması da çek hocam. Çek kopar evet o da, o da büyük bir avantaj. Öğretmen bunu dedik ödev verebilir. Evet. Hani koparıp eve hazırlanmış sorular da var. Evet. Metni okuyacak, metninle ilgili soruları cevaplandıracak. Bir de metinler gerçekten hani böyle çocuğu sıkmayacak kısa metinler yaptık. Hı hı. Aslında yazılan her metin, özgün metin, kendi öğrencilerimi yazdığım metinler. Hı. Yani birçoğu hayvanları yine yazdığım metinler kullandım. Ama başka yerde olmayan metinler. Evet, çok güzel, harika. Aha. Başka yerde olmayan metinler altını çizelim. Bunu özellikle söylüyorum. Ben bir fikir konusunda çok takılıyorum kişisel girişimde. Biz Oğuz Saygın Hoca ile çok çalıştık İstanbul'da 14 sene. Çok güzel alanlarda da bulunduk. Sadece eğitim alanında değil. KOBİ koçluğu, aile koçluğu, yaşam koçluğu. En çok keyif aldığımız aslında bu
aile koştuğu kısmında da vardı. Şunu öğrendim Oğuz Saygın'dan ben. İstanbul'da kendisine selam olsun buradan. Şunu dedi, bir fikir her şeyi değiştirebilir. Bir fikir bütün her şeyi değiştirebilir. Bir gün isim vermeyeyim, çok büyük bir firma. Bu simit üzerine. Şöyle yolda gidiyorlar. İşte bir tane yatırımcı var Oğuz Saygın'la beraber. Koçluk yapıyor ona, yatırımlarıyla ilgili fikir veriyor. Ya da işte o beyin fırtınası yapıyorlar. Yolda bir simitçi görüyorlar. Diyorlar ki yani bu simitleri alıyorlar, yiyorlar yolda bu arada simitçiden. Ne kadar güzel diyor hani. Ya bu simitleri biz bir dükkanda mı satsak? Fikir bu. Oğuz Saygın bunu diyor yani. O gün, bugün bütün dünyada evet, o zincirleri firma olan zincirlerini kuruyor. Bir fikir. Aynen. Bakın evet, sadece böyle başlıyor. Tabii şekillenmesi farklı. Yani önce bir çatıyı oluşturmak gerekiyor ya. Evet. Siz ne dediniz şimdi mesela bir fikir? Ne dedik? Büyük puntodan küçük puntoya, doğru mu? Evet. Yani bir eğitimciden çıkan fikir dünyayı değiştirebilir, doğru mu? Evet. İşin, doğru. Çünkü işin mutfağındayız. Baş öğretmen değil miydi Atatürk? Evet. Aynen. Bir fikir çıktı, değil mi? Atatürk ne yaptı? Dedi evet, yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz. Evet. Bir fikir, onun ilkokulda, ortaokuldaki öğretmenlerinden de etkilenerek oluşturduğu o gazeteler, dergiler, değil mi? Evet. O fikir onu nerelere getirdi, değil mi? Evet. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu unutulmaz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, değil mi? Yani fikir çok önemli. Evet. Değil mi? Biz işte o fikri aşılama konusunda, doğru fikirleri aşılama konusunda bu tip çalışmalarla öğrencileri ne yapıyoruz? Ufkunu açıyoruz. Fikirler vermeye çalışıyoruz. Onları yorumluyoruz. Yani bu ülkenin aslında eğitimciye bakış açısı değiştiği anda bir şeyler değişecek gibi geliyor bana. Evet. Çünkü o çocuğa o fikri aşılamak, çünkü bir süre sonra değişmiyor. Inception'da vardı filmde. Değil mi? DiCaprio'nun filmi. Orada dünyadaki en zor şey birine fikir aşılamak diyor. Yani yetişkin birine fikir aşılamak. Altını çiziyorum. Evet. Yetişkin birine fikir aşılamak. Ama çocuklara fikir aşılayabilirsiniz. O yüzden temelden başlıyoruz. İşte bu kadar. Bütün sıra o. Yani o dallar artık bir süre sonra eğilmiyor, değil mi, o ağacın dalları? Tabii ki. Kesinlikle. O yaşken eğilir kısmında, o yaşken biz o doğru fikirleri empoze edebilirsek, ailelerle bir olup, tabii aileleri de eğitmek. Ben Türkiye'deki ilk üstün zekalar okulunda bir süre öğretmenlik yaptım. Bu şansı buldum. Şey vardı, Hüseyin Çelik vardı. Açılışı öyle yapmıştık. Oradaki öğrendiğim şey şuydu. Bir sınıfta 12 tane üstün, 12 tane normal öğrenci var. Üstünleri tabii biz şey yapmıyoruz, deklare etmedik. Söylemedik orada, açıklamadık. Ve projede normallerin üstün zekaları, Ümit Davaslıgil, müthiş bir profesör. Proje buydu. Normallere yaklaşma projesi. Evet. Proje gerçekleşiyor. Gerçekten de orada görüyorsunuz. Yani o zaman biz aileleri eğitirsek, biz ailelerden de bu konuda dönükler alırsak. Hı. Çünkü biz İsrail'in projesini çok iyi araştırdık, okuduk. Yabancı, işte Ümit Davaslıgil'de inanılmaz bir İngilizcesi vardı. Ve o şeyi bize okuttu, o makaleleri. Proje şöyle başlıyor. Üstün zekalar eğitme projesi. 3 yaşında çocukları alıyorlar, bakıyorlar, evet tamam testler yapılıyor, 4 yaşında, 5 yaşında sürekli testler yapılıyor. Ve en son şöyle diyorlar 3 yaşında aileye, tamam üstün zekalı potansiyeli var, parlak değil, üstün zekalı ve biz diyorlar sizinle bir sözleşme yapacağız. 4 sene boyunca size eğitim vereceğiz. Sizde olacak, başlayacak. Sonra bütün hayatı boyunca eğitim masraflarını biz üstleneceğiz hükümet olarak, ama siz bizim eğitimlerimize haftada bir gün katılacaksınız. Bakın, bütün eğitim masraflarını devlet karşılıyor. Ama şart aileleri eğitmek. Evet. Yani biz buna da aslında hamleler yapmalıyız. Yani çocukları eğitmek. İşte o yüzden sokmak. Seminerlerimizde, bu kitap tanıtımlarında, mesela sizin muhteşem bir tanıtımınız oldu şu an kitabınızla ilgili. Yine Alper Keza, Alper Bey'in öyle. Yani bunları aslında biraz da velilere aktarmak, empoze etmek, inandırmak. Yani çok keyifli bir şey aldım ben, teklif aldım. Burada bir okulda, Kemal Pınar Okulu'nda bir... Zinnur Bey var, müdür yardımcısı. Orada bir çok çalışkanlar, inanılmaz, buradan selam olsun onlara, biliyorsunuz. Evet. Müdür Hanım var. İnanılmaz keyif aldığım bir çalışma. Okul Aile Birliği Başkanı benden rica etti. Yani velilerimiz daha fazla yoğun katılsınlar yaptığımız çalışmalara. Yeni bir bina yapılmış. Herkes, inanılmaz bir kardeşlik var. Ben orada gittim, yemekler yendi, sohbetler yapıldı, kahveler, çaylar. Yani müthiş bir enerji var. Ekip de çok diri bir ekip. Ama işte velilerden de aynı şeyi görmek istiyorlar. Ben de küçük bir seminer yaptım orada. Güzel, çok keyifli bir çalışma yaptım. Yani yorgun olmama rağmen herkes, inanılmaz dolu bir salon.
Ve oradan müthiş dönütlerle, müthiş bir şeyle, heyecanla geri döndüm. Çok keyif aldım. Ama velilerimiz için... de zaten gönüllüymüş. Müthiş bir salon dediğine göre velilerimiz zaten gönüllüymüş. Böyle bir şeyler bekliyorlar, böyle bir şeyler istiyorlar belki de. Evet, değil harekete mi? Geçmeyi bekliyorlar. Evet. Harekete geçmeyi bekliyorlar. Bunun kıvılcımını da eğitimciler hani anlatabiliyor muyum? Özellikle yazarların mesela. Evet. Bence bu anlamda gerçekten çok büyük büyük etkileri var. Ben mesela yani Canan Tan'ı yine konuk ettik mesela. İşte İpek Ongunlar, yani bayağı bir yazar çağırdık. Yani ben dinledikçe, yani sizleri şu an inanılmaz etkileniyorum konuştukça, gerçekten çok farklı bir boyutta bir düşünce tarzı var bir kere. Yani işi temelden bakıyorlar, hiç üstten bakmıyorlar. Eğitimcide bence ön yargı çok olmuyor. Değil mi? Kesinlikle. Hani ön yargı aslında nedir? İşte atomu parçalayıp ellerine verdim ama ön yargıları parçalayamıyorum. Kesinlikle Einstein. Öyle. Bence dünyadaki en... hani gerçek bir yazar, gerçek bir eğitimci asla önyargılı olamıyor değil mi? Doğru mu? Olamıyor kesinlikle. Her şeye temelinden bakıyor. Her şeye çocuk, yani çocukken herkes saf, temiz kalpli. Tabii yaşadıkları insanı değiştirebiliyor. Ama bu çaba, bu enerji, bu motivasyon her şeyi değiştiren şey. Ben şey diyorum öğrencilerime koçluk yaparken. Hep diyorum ki %99 motivasyon, %1 çalışma diyorum. Hocam ama çok çalışmamızı istiyorsunuz aynı zamanda. Çok yoğunla. Diyorum ki eğer o %1 gerçekten... içselleştirerek, o konuya kafayı tam yorarak olursa %100'e bedel diyor. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Bir öğrenci başaracağına inanıyorsa öndeki bütün başarısızları yıkar. İşte %99 bu başarmaya inanmak. Gerisi zaten geliyor devamında. Evet. Yani git 3 saat 4 saat ders çalış demektense çocuğa neden ders çalışması gerektiğini anlatırsak, yani bu işin mutfağına inersek zaten çocuk bu işi kavrayacak. Evet. Yani bu LGS'nin veya TYT'nin, AYT'nin bir zorunluluk veya engel olmadığını anlayacak. Çocuk başaracağına inanacak. Ben başaracağım diyecek bu sınavı. Ne kadar zor soru olursa olsun fark etmiyor zaten. Aynı sınav bütün öğrenciye giriyor. Zorsa herkes için zor. Kolaysa herkes için kolay olmuş olacak. Ben başaracağım dediği andan itibaren çocuk başaracak zaten. Ne yapması gerekiyor? O noktada öğretmenler, veliler zaten gereken yardımı çocuklara gösteriyor yani. Yeterli çocuklarda bu motivasyonu sağlanabiliriz sonra yani. Sonra da sökülüyor değil mi? Mehmet Akif'in yani İstiklal Marşı şiirini yazması, duvarlara yazması değil mi? O hikaye. Aynen. İşte nasıl başlayacağını bilmesi mesela, önemli. Mesela yapmaya olmuyor. Çalışıyor, çalışıyor, düşünüyor evet. Değil mi? Saatlerce düşünüyor, tabii. Düşünüyor, aynen. Yatıyor, kalkıyor. Onu tiyatrosunda yapmıştık. Aynen. Hiçbir şey yazamıyor. Yani bir mısra çıkmıyor. Ama o gün geliyor, o gün her şey... Yani tüylerim diken diken yine. Evet. Duvara yazacak kadar bir motivasyon sağlıyor. Demek ki kafa yormak değil mi? Buna odaklanmak. Yani hep şey ya mesela işte Türk hamamına işte Einstein'ın ne o? Arşimet'in girip işte orada suyun kaldırma kuvvetini. Ya Arşimet oraya girerken, Türk hamamına girerken ya işte aslında kafasında hep bir şeyler var. Evet. Aynı evet. Mehmet Akif nasıl o İstiklal Marşı hep onunla yatıyor kalkıyor. Hep onunla yatıyor kalkıyor. Yani biz aslında bunu nasıl aşılamamız lazım? Yani bir şeyi takıntı haline getirmek, başarıyı takıntı haline getirmek. Yani güzel bir takıntı bu. Evet. Yani sorunlarla, problemlerle uğraşacağımıza, hayatımızı günlük işte başkalarının başarılarıyla uğraşacağımıza, geçmişteki başarılarımızla uğraşacağımıza, onu da diyordu ya. Kısa ve uzun vadeli hedefler koyabiliriz örneğin. Hani şu anki mesele çocuk 5'te ise 8'de sen LGS'e gireceksin. Çok çalışman lazım demenin bir anlamı yok. Değil. Şu an çok güzel. Evet, okuduğunu anlayabilmen çok önemli. Çok güzel. Şu an soru çözerken üstüne tutmana gerek yok. Oku ve anla demen çok yeterli. Muhabbet. Ama 3 yıl sonra diyeceğiz ki çocuklara bu soruyu 1,5 dakika içerisinde okuyup anlaman ve çözmen gerekiyor diyebiliriz. Çok güzel. Şu yani, anki bir yaklaşım değil mi? Yani, harika bir yaklaşım. Çok ders niteliğinde evet, cümleler. Çok güzel. Yakın yani hedefimiz haftada. Okuduğunu anlamak. Aynen. Okuduğunu anlamak. Okumayı sevmek. Okumayı yazıları sevmek. Tanımak vesaire. Ondan sonra zaten süreç içerisinde... Yani şey gibi değil mi? Yani çırak işe giriyor. Önce işte anahtarları tanımak. Ondan tabii. Sonra motoru tanımak. İşte yavaş yavaş sök bakalım adım, falan. Adım adım. Hep kolaydan zora gitmek. Aynen. Yani, değil mi? Tamamen. Yani şey en zoru da aslında biraz da değil mi? Birinci kademe de çok zor yani. Ben düşünüyorum şimdi birinci kademede öğretmen olduğumu. Yani her şeyi taklit ediyorlar değil mi? Taklitle sizi. Ayna var sanki yani. Az önce Ayla hocamla konuşuyorduk. Yani öğretmenin bir şey bilmemesi mümkün değil. Evet. Nasıl bilmezsiniz? Evet. Yani evet, direkt iyi, öyle evet. Yaklaşıyorlar. Hani çünkü o model... Öğretmen her şeyi bilir. Evet, öğretmen her şeyi bilir. O iyi bir model. Yani her hata şey, yapamaz. Evet, hata yapamaz. Her şeyi bilen odur. Bazen yani, sıkışıyoruz ama değil mi? Evet. O kadar sıkışıyoruz. Ne cevap verdiğimizi bilmiyoruz. Ama şey, çocuğu bir insan olduğumuza, hata yapabileceğimizi evet. Aşılarsak... O
konu da çözülmüş olur. Bu bence. Çözülüyor mu hakikaten? Yani çözülüyor, çözülüyor ha, yani. Tamam, olabilir, ben de yapabilirim diyebiliyorsunuz. Çocuk da olgunlukla karşılıyor. Böyle baş, hani... Hayal kırıklığına uğruyor mu acaba? Mesela hayır, hayır, asla. Böyle bir şey oluyor. Her şeyi bilecek o falan. O öğretmenimiz ya. Yok, birlikte bakalım. Anneleri şey yapıyorlar ya hocam bazen. Anneleri ya işte öğretmen bilir falan. Sen nereden biliyorsun yapıyorlar. Anneler bazen sinir oluyordur bu duruma. Yani bilmiyorum ama bizim... Öyle bir şey yaşamıyoruz ya çocuklar. Ben ilkokul kademesi sizde zor dediniz ya, benim için en kolayı da o. Hani her kademeyi evet zevkle evet, yapıyorum. Bravo. Hani büyük yaştaki çocuklarda bir ergenlik problemleri de başlıyor. Evet, ama tabii. Bizde daha saf sevgi. Saf bir sevgi. Saygı. Evet. Yani bir göz hareketinden kızdığını anlayan çocuklar. Evet. Çok güzel çünkü yani. Hep göz çok... sizde değil mi? O evet evet. Sürekli göz teması kurabilmek çok, çok güzel. Güzel yani. Diyorum aynen. Ya şu yaşıma geldim bu işi yapıyorsam hala zevkle yapıyorum. Çok önemli. Yani, zevk alıyorum. Aynen. Çok güzel. Zevk alıyorum. Yani hep de çocuklardan, ailelerden şeyi duyuyoruz. Yani işte ilkokul öğretmeni işte çok değiştiği için, ilkokul öğretmeni işte biraz gergin biri olduğu için falan filan oluyor ya mesela. İşte bütün öğretmenlerimiz muhteşem insanlar ama yani çocuğun diyorum ya en ufak yaklaşımınız bile evet. Büyük bir iz yaratabiliyor. Bütün hayatı tabii boyunca. Tabii ki. Yani diyor ya Freud 0-6 yaş. Yani mesela işte 0-6 yaşta olgunlaşır, sonra işte belli bir yaşta sonra artık kişilik oluşmaya başlar falan. Yani sizde aslında dokunmaya başladığınız an çok enteresan bir an. Tabii ki, tabii ki. Ben şöyle söyleyeyim size. Hani ben oğlumu öğretmeni değildim. Ben bire başladım, o başka bir öğretmende başladı. Ben ona dokunmak istediğimde, bir şeyleri anlatmak istediğimde sen benim öğretmenim değilsin diyordu. Hmm. Yani sen benim öğretmenim değilsin diyordu. Yani ondan öğrendiğini benden öğrenmiyordu. Kesinlikle öğrenmiyordu. Dinlemiyordu zaten o konuda. Ben sadece evdeki bir destek anneydim. O yüzden diyorum ya öğretmen çok önemli aslında. Değil mi? O çizgiyi çekmiş tabii yani. Tabii ki, tabii ki. O böyle dediyse o öyledir. Tabii orada bitiyor. Ben kursa giderim okula. O da bahçede top oynar. Öğretmeninin kursu yoktur. Benim kursuma girmez. Girmiyordu yani. Ben öğretmenimin kursuna girerim diyordu. Yani bu şey çok önemli aslında yani. Evet. O bağı kurmak o bağı kadar kurmak. Önemli ki. Evet. Evet. Bu arada ben kızımın da öğretmeniyim. Aynı zamanda koçuyum. Hadi bakalım. Bu da zor. Ve eğitimci için bazen diyorlar ki çok zor mu? Öyle bir aslında tamamen tesadüfle ilgili bir durum. Hani devlet okulunda böyle birinin hani babanın kızının dersine girmesi tabii dezavantajları da doğuruyor. Ben ama kızıma sordum. Dedim ki yani bak emin misin? Böyle bir açık oluşmuş. Ben de kabul etmeyi önce kızıma sordum. Yani uygun olur mu sana gibilerinden. O da farklı bir dünya. Yani evet. Şu an yaşadığımız farklı 7. sınıfta. Bu da buraya konuk oldu. O da geçen hafta konuğumuzu. Ama bence bugün beraber. Konuk olmalıydı. Çünkü inanılmaz bir kitap aşkı. Evet. Ben buraya gelmeden önce yeni kitapları gelmiş. İnanamazsınız kucaklamış. Anne görüyor musun yeni kitaplarım geldi falan. Hı. Yani o sevincini anlatamam onun. Hani bir fotoğraf çeksem belki öyle anlatabilirdim. Zaten sürekli kitaplarından bahsediyor. Kitaplar değil mi? Onun için ayrı bir tabii şey evet. Yapıyoruz. Yani kitaplık büyüyor gittikçe bizim o şeyler çakıyoruz, onu çakıyoruz, bunu çakıyoruz. O kabı bile yani mesela şu an yeni nesil kitaplarda kapları şey siz evet, daha iyi biliyorsunuz tabii ki. Onların kapları bile çok önemsiyor. Aa işte onun kabı olsun, evet, bir şeyi evet. Olsun. Yani değil mi? Yeni almış bir ayakkabı gibi. Ya ne bileyim yani çocuk. Ya ayakkabı alsak o kadar sevinmiyor bence. Yani yeni kitapları geldiğinde inanılmaz yani az önce kargocu beyefendi de şaşırdı yani böyle hani neden seviniyor bu kadar bu kız diye. Ne var kitaplarım geldi falan diye kapıyı açınca şok oldu. Evet. Kitap ama, kokusunu almış. Evet. 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 Tatlı çok farklı. Çok kitap aynen çok farklı. O yüzden yani. Çok mutluyuz. Aynen. Yani çocuğumuza hiçbir şey veremesek bile kitap okuma aşkını kazandırabildik. Aynen. Aynen. Aslında şeylerimlisiniz temelde. Evet. Ben Aile Hanım'ın kitapları Flamingo serisi de o da ufaklık çok acayip bir çocuk. Yani evet. Çok aşırı hareketli. Yani o daha bambaşka bir dünyada ama şu an o kitapla beraber, o seriyle beraber o hayvanları tanıması ve yani resmen o alttakini kendi okuyor. Evet. Ay çok güzel. Yani şu çok an daha 2,5 yaşında, 3'e girmedi daha. Evet. Ama o kitap okuma aşkı çok farklı. Tabi bu noktada ben eşimi yani çok şimdi veriyorum. O zaman şey, Aile Hocam'ın kitaplarıyla sağ olsun belki küçüğe de kitap okuma aşkını kazandırmış oluyoruz. Çok onu gösterebilir misin? Çok kitabımızı güzel. Gösterebilir misin? Şu an ekranlara bir gösterelim. Bizim kitabımızın da aslında edit ne derler? Reji kısmında şeyi kısmını çok şey yani Derya'nın büyük bir şeyi var. Bu da emeği var. Hani tamam Kenan Sefa yazıyor olabilir ama ben orada ben şeyi seviyorum ya arka planda kalmayı biraz ama seviyorum. Ama bu sefer yeni kitabımızda biz beraber isimleri ikimiz yazalım istedik. Çünkü yani
neredeyse beraber yazdık şeyi var. Hatta benden daha bir tık daha önde, çünkü en son şeyleri ben okuyorum ona mesela. Burada bir kelime, hani siz bunları yaşıyorsunuz sürekli. Evet, sürekli. Orada bir hata var mı, bir şey var mı, olmuş mu olmamış mı? Birazcık işte diyorum ya, o noktada da biz bir şeyler yapabiliyorsak, İçişleri Bakanımız çok daha şey aktif yani. Ya ben arka planda kalmayı seviyorum. Çocuklara kitap okumayı aşılamak, yani kendi çocuklarımdan başlayarak aslında diğer çocuklarımıza da kitap okumayı aşılamak benim en büyük herhalde görevim diye düşünüyorum. Çünkü ben ortaokulda falandım herhalde, kitap okumadığım için, gerçekten şu an utanıyorum kendimden, kitap okumadığım için çok zorluklar çektim. Kendimi ifade ederken de işte sınavlarımda da çok zorluklar çektim. O yüzden hep ilk kızımla başladım. Dedim ki bak anneciğim, kitap okursan şöyle olur, kitap okursan böyle olur. Yavaş yavaş öyle başladık. Sonra da hocam sizin dediğiniz gibi onun seçtiği kitaplar, kokusunu alarak dediğiniz gibi hani öyle başladı. Ve şu anda önüne geçemiyoruz. Çok yani, güzel, çok sevindim. Maşallah çok güzel gidiyor. Ya bence aslında ne tür bir zenginlik olduğunu anlatmanın tek yolu yazarlar. Ben kesinlikle, yani mesela öğrencilerimin o konuyu, mesela kitabım normalde işte herhangi bir kitabı okudunuz mu derken, ama ben kendi kitabımı mesela işte sözlü yaptığım zaman, işte hadi bakalım sorayım aradan bir tane oradaki işte dünyayı değiştiren insanlardan bir tanesini, o kadar şekli anlatıyorlar ki yani. Siz de mesela o seminerlerde yaptığınız zaman değil mi? O kitabı okuduğu zaman okuyup geliyorlar ya böyle işte, parmak kaldırıp onu tartışmak, o öyküyü. Sorular soruyorlar orada. Sorular sormak. Yani çok farklı değil mi? Teneffüs aralarında kitap imzalatmaları, dersi. Evet. Ne kadar güzel. Kapıda sıra falan oluyorlar böyle. Evet. Bir de onunla ilgili sorular geliyor ya böyle çok, mesela sizi şaşırtan sorular oldu mu hiç? Mesela o ilginç olur. Yani işte kitabınızla ilgili bir soru geldi mesela, hiç daha önce duymadınız. O çocuklardan duyup farklı bir pencere açan oldu mu size mesela bu noktada? Ya şöyle diyorum mesela, hani ilham kaynağınız nedir? Neden bu kitabı yazdınız? Neden bu ismi bıraktınız? Yani mesela kitabıma yedi renk ökler koydum. Çocuklar diyor neden yedi renk diyor, neden sekizde, neden veya güzel, neden bu ismi koydunuz gibilerden. Orada biz şunu diyoruz mesela, buradaki yedi renk gökkuşağındaki yedi rengi temsil ediyor. Hı-hı. O anlamda koyduk vesaire. Çok çocuk güzel. Burada dokunuyor yani. Kitaba dokunuyor, öğretmene dokunuyor. Soru soruyor, bizzat kendisi görmüş oluyor. Ve çocuklar şunu merak ediyor. Yazar deyince bizim meslek olarak yazarlık yaptığımızı düşünüyor evet, bazen. Evet. Şimdi ben de onlara şunu izah ediyorum. Hani siz iyi bir doktor ama iyi bir yazar olabilirsiniz. İyi evet, bir mühendis, iyi bir yazar olabilirsiniz gibi. Aa, o zaman ben yazar olacaktım da ama şu mesleği düşünüyordum. Bundan vazgeçmeyeceğim artık. Polis de olacağım, yazar da olacağım çok gibi. Güzel, çok güzel, güzel. Çocuklardan dönükler alıyorsunuz. Evet, çok tabii, büyük pencere açılıyor hayatına. Ek meslek aynen, gibi bak. Aynen, evet, aynen. Evet. Aynen. Yani futbolcu olacağım da der çocuk tabii, ama tabii, o ek meslek. Her zaman aynen, söylüyoruz. Önce akademik kariyer, evet, ondan sonra arkasından zaten geliyor. Aynen öyle. Ya bu çok büyük bir emek mi ama Türkiye'de zor değil mi? Yazar olmak da zor. Türkiye'de çok zor. Bunun zorluklarından aynen, biraz bahsedelim mi? Nasıl ya, bir şey yani? Çok şöyle söyleyeyim size, yani ben çok kapı aşındırdım. Şimdi mesela benim 5 tane bekleyen romanım var. 5 roman hala bekliyor ama yani güvenip de bir yayın evine göndermek. Mesela benim şu an çalıştığım yayın evi daha çocuk yayınları çıkarıyor. Ama bir 4. sınıf, 5. sınıf kitaplarım bekliyor. 6-7'ye yönelik kitaplar bekliyor. Ya yani onları birkaç yayın evine böyle küçük gönderiyorsunuz. Hemen birkaç evet, şey Word'lük gönderiyorsunuz ama yani okuyorlar ya da okumuyorlar. Bakmıyorlar bence. Çok evet, incelenmiyor evet, gibi geliyor sizce bana. Bu noktada evet, nasıl bir hamle yapılmalı? Yani işte yazarlarımız işte bu o zaman yayıncılarımızla ilgili de yazarlarımızın buluşmasıyla ilgili sıkıntılar var değil mi? Evet. Yazar ve yayıncı. Hı-hı. Yani mesela birçok kişi yazar olmak istiyor ama gerçekten bunu hani tutarlı bir şekilde devam ettirip gerçekten mücadeleyi veren sayısı da çok fazla değil. Ya, ama yayıncılar neye bakıyorlar sizce? Yani bu noktada aslında yayıncıları da almak lazım. Ya onlar da haklı kendi açısından ama yayıncı şuna bakıyor. Ben bu kitabı ne kadar satabilirim? Bundan ne kadar dönüt alabilirim tarzında. Tabii. Şimdi biz bundan 10 yıl önce tanınmayan insanlardık. Hocam dedi işte birinci baskıda bize vereceksin. Daha sonra kitabın tutulursa ikinci baskıyı telifli olarak basabiliriz gibi. Şu anda ben tanınmıyorum yani. Benim kitabı nasıl basacaksınız? Ondan sonra ben kendim matbaaları aşındırarak kendi kitabımı bastım. Bütün kapaktır, tasarımdır, dizayndır hepsini kendim yaptım.
Ama şimdi yayın evleri beni arıyorlar. Hocam beraber çalışalım tarzında. Çok güzel. Başardık. Aynen, aynen. Hep kişisel gelişim evet, var yani. Evet. Önce ilk kitabınızdan para kazanmıyorsunuz zaten. Evet. Aynen. Zaten şu bu meslek öyle para kazanıp meslek değil. Değil, kesinlikle aynen. Değil. Motivasyon kaynağı, çocuklara ulaşma. Yani bütün donanımınızı, emeğinizi yani işte çok küçük bir rakamla şeyi kitaba verip insanlara sunmak. Ama insanların diyorum ya hani bu noktada bilinçli olsalar ne diyordu? Türkiye'de bir... ne diye bir kitap oku 7 kişi bir kitap okuyor. Aynen. Japonya'da bir kişi 27 kitap okuyor. Evet. Onun sözümüzde bahsetmiştik yılda. Orada. Aynen. Evet. O yani zaman bu iyi dileklerle programımızı yavaş yavaş sonlandıralım. Sonlandıralım. Yani acayip sonuna geliyoruz çok, artık. Evet. Biraz daha motivasyon yükseldi gibi ama. Evet. çok değil mi? Acayip. Evet. Nasıl geçti bir anda anlayamadık yani. Çok keyifli oldu. Son sözlerinizi alalım o zaman sizden. Ben çocukların ailelerle birlikte, hep birlikte okuyarak, o heyecanı hissederek çok yol alacağını, ülkemizin de bu okuyan insanlarla yüceleceğine inanıyorum. Aileler de çocuklarla beraber okusunlar. Tabii ki birlikte okuyacaklar. Yani okuma kültürü birlikte gelişecek. Okurumuz bol olsun diyorum hepimizin. Evet. Bence yazarlar yayın evi kursun. Çok güzel bir mesaj oldu. Evet, yazarların yayın evi. Belki beraber yaparız. Evet. Neden olmasın? Manisa'da bir başlangıç olur. Alper Bey ne diyor son olarak? Okuyan bir Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz inşallah. Bu olaya velilerimizle öncemizi katarak inşallah daha güzel günlere ulaşacağız. Bu anlamda baktığınızda bize ayırdınız. Çok sağ olun. Özellikle çok Manisa TV'ye de bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen herkese sevgi saygılarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet, Manisa TV izleyenleri Benim Koçum Sensin programında bugün Alper Tunga Kumtepe'yi aynı zamanda Ayla Çulha'yı ikisi de eğitimci yazar konuk ettik. Çok keyifli bir sohbet oldu. Evet. Hepinize tekrar tekrar iyi günler diliyoruz. Haftaya yine yeni konuklarla tekrar beraber olacağız. Görüşmek üzere. Evet,